Selamlar arkadaşlar, Reşon Rey kanalına hoş geldiniz. Farklı ülkelerde yaşayan arkadaşlarımla yaptığım sohbetlere devam ediyorum. Sizler bana birçok kanaldan sorular soruyorsunuz. Farklı ülkelerde yaşamakla ilgili çok sorular geliyor, okumakla ilgili çok sorular geliyor. Ben de durum böyle olunca direkt arkadaşlarımın deneyimlerinden yararlanmak adına bu videoları çekmeye başlamıştım. Almanya'yı yapmıştık geçen sene ama bu sefer çok farklı bir konuda sağlık sektörüyle ilgili konuşacağız. Geçen hafta İtalya'yı, bir önceki haftada İsveç'i konuşmuştuk ama şu anda yanımda çok değerli arkadaşım İlkyaz var. Hoş geldin İlkyaz. Merhaba. Kendinden biraz bize bahseder misin? Merhaba Reşat. Teşekkür ederim böyle bir öneriyle geldiğin için. Çünkü soran insanları bu şekilde aydınlatmak bence de çok güzel, yani iyi düşün. Ben kendimden bahsedeyim. Ankara Tıp 2016 mezunuyum. Ardından böyle 14 ay kadar mecburi hizmetimi ben Yüksekova'da yaptım. Güney Amerika'da bir böyle 4-5 ay gezdim. Ardından bir boş oldu. Karar verme sürecim oldu. Sonra da Almanya'ya gelmeye karar verdim. Almanya fikri aklımda vardı zaten öğrenciyken. Netleştirmem biraz vakit aldı. Şimdi de yaklaşık 2 seneye yaklaşacak. Mart'ta 2 sene olacak. İki senedir Almanya'nın Wiesbaden şehrinde, Frankfurt'a yakın bir şehir, büyük bir akut klinikte nöroloji asistanı olarak çalışmaktayım. Çok güzel. Şehri bir daha söyleyebilir misin acaba duymayanlar için? Wiesbaden. Bu nereye yakın? Hessen eyaletinin başkenti. Ben de geldim aslında. Yani çünkü nereden bileceğiz yani? Ama aslında büyük bilinen bir yer. Frankfurt'a yakın yani. Frankfurt'u bilir herhalde. O şekilde. O zaman sen çalışma hayatıyla direkt Almanya'da işe başladın. Herhangi bir eğitim hayatının öncesinde olmadı değil mi? Evet, öyle bir şey olmadı. Yani daha doğrusu şöyle, internken gelmiştim ben. O yüzden Almanya'yı biliyordum. Internken yine kendim ayarlayıp şu şekilde geldim. Erasmus kapsamında geldim ama staj değişikliği şeklinde geldim. Yani tek seferlik, bizim okulumuzun bir anlaşması yoktu. Benim gittiğim üniversitelerde, Heidelberg Üniversitesi'nde 3 ay, 1 ay yaptım internlüğümün bir kısmını. Bunlarla anlaşması yoktu. Sürekli bir öğrenci değişikliği anlaşması yoktu. Ama staj değişikliği için tek seferlik anlaşma yapabiliyorsunuz üniversitelerle başvurunca, onlar sizi kabul ederlerse. Öyle bir şekilde geldim yani. Staj geldim. 3 ay Heidelberg'de, 1 ayda Charité'de, Berlin'de internlik yaptım. Bu şekilde bir deneyim olmuş oldu. Peki bu sağlık sektörü için bu son zamanlarda inanılmaz bir Almanya'ya talep var. Bunun sebebi ne? Bunu bana kısaca anlatabilir misin? Yani Alman hükümetinin dışarıdan yabancılar hani bu sektörde gelsin, çalışsın diye kolaylaştırdıkları bir şeyler mi var acaba? Bunu biz arkadaşlarla da muhabbet içerisinde geçiriyoruz, tartışıyoruz neden acaba Almanya daha çok popüler diye. Ya benim kendi yorumlarımı aktarabilirim ben, bir de gördüğüm kadarıyla. Sanırım dışarıdan daha kolay gözüküyor fakat aslında daha kolay diye bir durumu yok. Yani tek bir kolaylığı şöyle bir şey olabilir. Şimdi genel olarak bütün Avrupa veya işte Amerika'da doktorları kabul etmek için önce işte genelde minimum iki aşamalı bir sınavları oluyor. Tıp ve işte oranın diliyle ilgili. Ardından da işte süreçler başlıyor özetle. Farklılıklar olabilir tabii ülkeden ülkeye. Ama Almanya'da ikinci bir seçenek var. Bu İkinci tıp sınavı, sözlü tıp sınavını seçmeyip onun yerine belgelerinizi hazırlayarak, mesela kurikulum gibi üniversitedeki eğitiminizle ilgili belgeleri hazırlayarak sınavsız bir aşamayı seçebiliyorsunuz. Fakat bilir kişiler bakıyorlar, işte kurikulumu inceliyorlar, belgelerinizi inceliyorlar. Yani burada amaç onların incelediği şey, Almanya'daki eğitimle benim aldığım eğitim uygun mu? Uygunsa, bunlar denk, tamam o zaman çalışabilir, denkliği verebiliriz şeklinde. Bilir kişi evet derse ikinci sınava girmeyebilirsiniz. Böyle bir kolaylık var. Fakat bu kolaylık da dışarıdan evet böyle direkt kolaymış gibi geliyor ama çoğunlukla uzun bir süreç olabiliyor. Biraz garantisiz bir süreç. Yani onlar, bilir kişiler direkt hayır da diyebilir. Bunu çok fazla objektif bir sebebini de bulamayabiliyorsunuz. Çünkü ben kendi deneyimimden bunu bildiğim için kısaca söyleyeyim. Ben de bu sürece başvurdum. Bilirkişi sürecine başvurdum ve bir Ankara Tıp'tan mezun bir arkadaşım benden bir sene evvel kadar 4 ay içerisinde
almıştı denkliğini. Bu bilirkişi sürecine başvurarak sınava girmesine gerek kalmadı. Ben de düşündüm ki evet dedim, bu eyalette kolay oldu onun girmesi alması. Ben de oradan gireyim. Hatta hani eyalet tercihimde de sebeplerden biri de buydu. Denkliğim daha. Fakat benim sürecim hiç onunkisine benzemedi ve biz aynı, o benim bir alt dönemim. Aynı belgelerimiz var. Hiçbir fark yok. Ben birebir biliyorum. O yüzden yani garanti dedikodu değil. Şey oldu benimkisi. 1,5 seneye kadar uzadı. Önce red verdiler. Sonra ben itiraz ettim. Ki benim arkadaştan bir artım da vardı. Çalışmışlığım vardı Türkiye'de. Yani bunun aslında... Neyse sonuçta aldım ben. Ama çok zorladı. Ve beklemiyordum en son alacağımı. İtirazımı, olumsuz bir cevap bekliyordum. Yine sınava girmem gerekir diye düşündüm. Öyle bir şey olmadı. Ama çok duyuyorum buradan başka arkadaşlardan. Tabii buraya gelince... Türkiye'den Almanya'ya gelen insanlarla tanışmanız daha kolay oluyor. İşte bizimkisi mahkemeye gitti bilmem ne falan diye. Böyle de garantisizlikleri var. Kolay. Anladım. Bu yani. Oldu biz daha önce yaptığımız arkadaşlarla, onlar mühendislerdi ya da işte başka alanlarda mezun oldukları için hani yüksek lisans ya da eğitimle ilgili şansları vardı ama tıpta tabii böyle staj dışında böyle bir şans olmuyor. Peki öğrenciler için soruyorum. Yani direkt üniversiteyi Türkiye'den Almanya'da okuma gibi şansları var mı acaba? Hani böyle bir sınavla sınava girip ya da bir başvuru yapıp ben Almanya'da tıp okuyacağım ya da hemşirelik okuyacağım, sonra Almanya'da devam edeceğim. Böyle bir şans var mı acaba? Bununla ilgili birebir tecrübe olmadığı için çok ahkam kesmek istemiyorum ama sanırım dili olursa ya da Alman okullarından mezun olan insanlar deneyebilir diye tahmin ediyorum, fakat bilmiyorum. Anladım. Çünkü yani ben bunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ilk yaz direkt orada çalışan bir insan. Hani daha önceki videolar gibi işte yüksek lisans yapmış ya da ne bileyim farklı alanlardan geçtikten sonra bu işe başlamış değil. O yüzden hani ben yine soracağım. Bildikleri sorulara zaten katkı sağlayacaktır sağ olsun. Peki ilk yaz. Türkiye'de bir doktor ya da işte bir hemşire, artık ben Türkiye'de çalışmak istemiyorum. Artık Almanya'ya gideceğim. Orada doktorluk yapacağım. Sadece bunu kısa sürecini anlatabilir misin? Ne yapmaları lazım? Hangi dil puanları lazım? Sınav nasıl oluyor? Bu süreci anlatabilir misin? Nereye başvurmaları lazım? Bu çok önemli. Almanya'da eyalet farklı olduğu için her eyalete ufak tefek değişiklikler oluyor. Onu söyleyeyim. Ama genel olarak birkaç eyalet haricinde, onları da sayayım. Schleswig-Holstein. Bu da benim girdiğim zaman. Belki de değişmiş. Yıldan yıla biraz daha talep arttığı için zorlanıyorlar. Güncel bir öneririm. Bunları da Gesundheitsamt diye bir site var. Yani daha doğrusu bir tane site yok da her eyaletin Gesundheitsamtlarının ya da Landesprüfungsamt var. Bu işlere bakan, denklik işlerine bakan. Buraya girerek görebilirler yani. Yurt dışından gelecek doktorlarla ilgili. Sitelerin İngilizceleri de var sanırım. Hı hı. Bunları sonra senden zaten isteyeceğim, müsait bir zamanda bana atarsan bu hafta içinde, ben onu da direkt açıklamalar kısmına eklerim. Peki yani üniversitede, Türkiye'deki bütün 81 ildeki üniversiteler, üniversitenin bir denklikle ilgili bir sorun oluyor mu? Yoksa belli başlı Türkiye'deki üniversiteler Almanya'da doktorluk yapabilir mi oranın öğrencileri? Yani şimdi zaten ben o süreci anlatayım. Hiçbirinin direkt bir denkliği falan yok yani. Hangi üniversiteden mezun? Ben Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinden mezun oldum. Yani Ankara Tıp'ta, İstanbul'dakiler de böyle. Bütün hepsi için bu sürece girmeniz gerekiyor. Yani direkt ben bu üniversiteden mezunum, denkim Almanya'da gibi bir üniversite yok. Aslında net cevap verebilirim. Öyle bir şey yok. Onun dışında süreç şöyle işliyor. Öncelikle buradan benim yaptığım şey internet üzerinden işte hangi kliniğe, hangi üniversiteye, hangi hastaneye gitmek istiyorsanız, onların direkt hangi bölüme gitmek istiyorsanız o bölümlerin şeflerine normal iş başvurusu gibi. Çünkü doktorlar arasında bu çok yaygın değildir. Onlar da sınavlara tabi olarak bir yere girmiyor. Doğru. Normal iş başvurusu gibi CV'nizle ve işte hani motivasyon mektubu gibi bir şeylerinizle ve referanslarınızla başvuruyorsunuz. İşte ben böyleyim. Sizle çalışmak istiyorum diye. Eğer onlar gelin bakalım sizi mülakata alalım derlerse mülakata çağırıyorlar. Mülakatta da geçerseniz eğer size bir kabul gibi bir belge veriyorlar ki bu belgeyle siz çalışma iznine ve vizeye başvurabilirsin. Onu soracağım. O kısmı soracağım sonra.
Buralar çok karışık yani. Birazcık da ters. Yani önce sınava girip her şeyi halledip sonra iş bulma değil. Önce bir işiniz olması gerekiyor ki. Bir yerden kabulünüz olması gerekiyor ki siz bu sisteme denklik için başvuru sistemine gidebilirsiniz. Zaten işler biraz orada bozuluyor. Yani eğer yeşil pasaportunuz yoksa, Almanya'ya rahat gidip gelme imkanınız yoksa vize açısından bunları biraz ayarlamanız gerekiyor. Çünkü o yüzden çoğunlukla gelmek isteyenlerin yaptığı yol benim değil. Ben biraz ters yaptım, anlatırım sonra belki. Dil vizesine başvurup burada bir mesela dillerini diyelim ki Türkiye'de B2'ye kadar gelmişler. B2'ye kadar. Sonra oradan sonra başvuruyorlar arkadaşlar. Yani sıfırdan da Almanya'da yapabilirler de o da hep maddi şeylere bağlı tabii ki. Almanya'da kurs yapabilirler. Kursa başvuruyorlar, dil vizesine başvuruyorlar, geliyorlar burada dillerini geliştiriyorlar. O süreç içerisinde iş başvurusu yapıyorlar. Mesela başvuru, mülakat falan zaten Almanya'da oldukları için kolay gelişiyor, yani daha rahat gelişiyor. Ondan sonra da yine Almanya'da bizzat başvuruyorlar. Çünkü bu denklik için kuruma bizzat gitmeniz gerekiyor. Uluslararası geçerli olan TOEFL gibi bir şey mi yoksa Almanya'nın bu sektör için kullandığı ya da uyguladığı bir sınav mı var dil içinde özellikle? Mesela vize de vardır biliyorsun, hani vizeye geçmek için orada bir de sizin dil sınavını alıyorlar. Evet. Göte'nin sertifikası geçerli genelde. Öncelikle en az B2 olması gerekiyor. B2 ile kabul eden çok az eyalet var. Onun daha demin araya bir laf girdi söyleyeyim. Schleswig-Holstein, Saarland ve B2 ile kabul ediyordu. Belki artık şu an yapmıyorlardır. Yani C1 olmanız gerekiyor. Zaten C2'ye kadar var maksimum. Yani C1'de çok iyi bir advanced seviye yani. Böyle bir durum var. Yani Almanya'ya gitmekteki ilk yapmanız gereken şey Türkiye'deyken dilinizi C1'e kadar yükseltmek. Çok önemliydi bu tavsiye. Kabul aldım. Değil mi sonrasında? Bunun sonrasında kısaca yine bir çalışma vizesi başvurusunu anlatma imkanın var mı? Yani bu süreç nasıl işlemiyor? Yani karşı taraf mı bu süreci yürütüyor yoksa siz mi yürütüyorsunuz? Mesela mühendislerde şöyle bir şey vardı geçen hafta konuştuğumuzda. Fabrikadan kabul alıyor. Ondan sonra onların İK'ları yani insan kaynakları o süreci devam ettiriyorlar. Yani siz sadece sizden istedikleri belgeleri gönderiyorsunuz. Burada nasıl işliyor? Ya maalesef işte doktorların böyle bir şansı yok. Ben hep diyorum ki başka meslekler. Yani hep nereye giderseniz gidin İngilizcenin yetmediği gibi oranın dilini üst seviyeye kadar öğrenmeniz gerektiği gibi aynı zamanda da başvurularınızın hepsini siz kendiniz bireysel olarak. Kendi. Zor. Ben yaptım yani bu size linkini atacağım sitelerden. Sonra arkadaşlarınız mutlaka zaten Facebook'tan mesela Almanya'da hekimlik falan gibi bazen güzel şeyler oluyor, gruplar oluyor ya da başka gruplar çeşitli mecralardan ya da Google'layabilirsiniz direkt neler gerekiyor. Tabii burada da elemek lazım yani güvenliğini. Oradan okuyup sonra da hani bir yerden mutlaka tanıdık giden falan oluyor. O arkadaşın arkadaşı soruyorsunuz. Sonra yine benim tabii önerim herkesin kulaktan dolma işte zormuş ya da şöyleymişten ziyade bütün aldığınız bu bilgileri o sitelerden teyit edip hangi belgeler gerekiyor diye listelerini çıkarmak. Şimdi ben de ne desem ayrıntılı olarak tabii ki yardımcı olmak isterim ama hep yıldan yıla da değişti ve eyalette değiştiği için ve ben ayrıntılı da hatırlamadığım için size sadece yuvarlak söyleyebilirim. Yani tabii doğrusu da bu zaten. Yani belgeler ne oluyor? İşte öncelikle tabii ki kabul belgeniz oradaki üniversite ya da şeyden. Ondan sonra yani birkaç tane Almanya'da halletmeniz gereken belge var. Bir sürü de Türkiye'de halletmeniz gereken belge var. O yüzden sadece Almanya'dayken bu işi yürütemiyorsunuz ya da sadece Türkiye'de. Onu diyeyim yani. Bir git gel oluyor. Tabii. Sonra işte doktorluğunuza bu doktorluk yapabilir şeklinde sağlık raporu gibi bir belge Almanya'dan gerekiyor. Sonra Türkiye'den de o tarz bir şey gerekiyor. Odanızdan bir belge gerekiyor. Onun dışında üniversitelerde üniversite eğitiminizle ilgili kurikulum bu tarz belgeler. Kabaca bu şekilde diyeyim. Daha ayrıntılı çok belge var da böyle yani. Bu belgeleri toplayıp yani, olarak gidiyorsunuz. O eyaletin mesela bizimkisi Frankfurt'ta bizim kurumu Landesprüfungsamt'a veriyorsunuz. Bu şeyde bu kurumda hem Türkler hem yabancılar için hem Almanlar için doktorların ya da işte sağlık çalışanların diş hekimleri falan da olabiliyor. Denkliklerini ve işte mesleki şeylerini sınavları gibi şeylerle ilgili düzenlemeleri yapan bir kurum yani.
Bazı eyaletlerde ama tabip odaları üstünden de yürüyor bazı şeyler. Benim eyalette öyle değildi. O yüzden ona bir şey diyemeyeceğim. Birazcık karışık gözüküyor. İşin içine girince kolay ama karışıklığının sebebi sadece eyaletten eyalete farklılıklar göstermesi. Anladım. Ya zaten önemli olan senin onlara bir yol haritasını anlatman. Yani ondan sonraki zaten eyaletten eyalete değişiyor, seneden seneye değişiyor. Bunları artık arkadaşların araştırması gerekecek. Bir de şeyi soracağım. Sen şu anda sadece doktorlar için konuşmuyorsun değil mi? Yani bu tüm sağlık sektöründe çalışanlar için aynı süreç geçerli değil mi? Yani öyle düşünüyorum çünkü. Yani hemşire için farklı değildir herhalde. Ya hemşire için de benzer süreçtir ama belki dil açısından C1'e kadar istiyorlar mı yoksa sadece B2 mi oraları bilemeyeceğim yani. Şimdi yanlış. Tabii o değişkenlik. Yani evet. Anladım. Peki İlkaz, yani biraz daha hani genel bir soru sorayım bu kısımda. Almanya sağlık sektöründe çalışanlar için, yani dışarıdan gelenlerden bahsediyorum. İyi bir ülke mi? Yani kazancı, maaşı, orada yaşama yetiyor mu? İnsanlar en çok zaten bu kısmı soruyorlar. Hani gerçi şunu diyen var. Hani ben cam silmeye razıyım, yine gideyim moduna giren bir sürü genç var maalesef. İnşallah yani artık ülke biraz refah erer de artık bu gençlerimizi kaybetmeyiz. Ama şu anda gerçek var. Herkes bir gitme peşinde. Peki geldiler diyelim, başardılar. O maaş onları tatmin edecek mi? Yaşam şartları güzel mi? Yaşam şartları kesinlikle güzel. Şimdiki ekonomik, Türkiye'deki ekonomik durumla karşılaştığımızda tabii ki burası çok iyi. Ama bir Amerika ile karşılaştırdığınız zaman hani çok yüksek miktarlar kazanmanız gibi bir, yani amacınız ilk doktorluktaki ilk şeyiniz, amacınız para kazanmak, maddiyatla ilgili bir beklentiniz varsa Almanya çok da tercih olmayabilir. Onu söyleyeyim. Çok büyük paralar değil ama gayet de kazandığınız parayla geçiminiz de gayet güzel. Bu neden öyle değil? Çünkü sosyal demokrat bir ülke. Yani bir çöpçüyle işte bir şeyin doktoru, şimdi çok uçurum oldu ama yani tabii ki bir asistan hekimin değil. Daha doğrusu şöyle diyeyim, bir bankacıyla bir asistan hekimin çok fazla bir farkı olmuyor mesela işte. Doğrusu. Yani İsveç'te de aynıydı, o gün İtalya'da da konuştuğumuzda aynıydı. Yani gerçekten Avrupa'daki birçok ülkede dediğin gibi sistem. O konuda yani bence olması gereken de o. Evet, hemşire de mesela biraz benzer başlangıç asistan hekimine olabiliyor. Yani hoca olduğunuzda biraz daha yüksek paralar kazanıyorsunuz tabii ki. Orası ayrı bir konu da yani hani uzman olunca, hoca olunca ya da muayenehaneniz olursa falan. Yani benim demek istediğim ama şöyle, yani bir Hollanda ile karşılaştığınızda, bir İsviçre ile karşılaştırdığınızda Almanya biraz daha dezavantajlı kalabiliyor ama Türkiye ile karşılaştırdığınızda tabii ki yani bence karşılaştırmamalısınız. Çünkü peki özel değilse söyleyebilir misin mesela bir örnek maaşlarını, yani hemşirenin, doktorun ya da diğer sağlık çalışanlarının biliyorsan maaşlarını böyle örnek verebilir misin belli yıla göre deneyimleriyle birlikte? Yani başlangıçta 2500 gibi bir şeyler başlanıyor asistanlıkta. Yani mesela o tarz, ya yani bu civarlar kazanan hemşireler de var yani bu civar ya da 3000. Anladım. Bu tarz çok ayrıntılı tabii bilemeyeceğim ama tarifeler belli yani. Hani bir haksızlık falan değil. Her şey zaten yani çok büyük farklar yok yani. Yani kurumdan büyük farklar yok. Branştan branşa çok büyük farklar yok. Kıdemle biraz artıyor. O şekilde. Demek istediğim şey, refah içinde yaşarsınız. İş koşulları da çok iyi. Hani nöbet sonrası off'larınız var. Ondan sonra genel zaten işte kendinizi güvende hissettiğiniz, ekonomik olarak da stabil bir ülke yani. Doğru. Yani şu anda 20 dakikaya neredeyse gelmişiz. Biraz daha birkaç dakika daha konuşup bitirelim. Ben seni çok yormak istemiyorum, nöbetten geldin zaten, tekrar teşekkür ediyorum bununla ilgili. Şeyi soracaktım, tamam maaşlarını çok güzel söyledin, anlattın. Peki sosyal haklarını da merak ediyorum. Hani doktorlara ya da sağlık çalışanlarına sağladığı sosyal haklar nelerdir? Birkaç tane söylersen böyle hızlıca. Siz mesela çalıştığınız zaman direkt devlete bağlı bir doktor mu oluyorsunuz? Yoksa özel sektörde faaliyet gösteren hastaneler mi sizi istihdam ediyorlar? Buradaki sistem işte bir üniversite hastaneleri var, bir kiliselere bağlı hastaneler var, ondan sonra bir de devlet hastaneleri var, bir de özel hastaneler var. Benim hastanem biraz yarı yarıya, önceden tamamen devlete ait bir hastanem, şehir hastanesi gibi düşünelim Türkiye'ye karşılık olarak. Yarısı hisselerin yarısı özel hastane, yani bizde tam karşılığı olmayan durumlar da var yani ben. Ama şeyden yani benim sigortam
Bu işlerde çok bana da karışık geliyor, anlatamıyorum. Ya yenisin, belki ondandır. Zamanla öğrenirsin zaten ya. Öğrendim ama ben de para işlerinde öğrenirim unuturum, öğrenirim unuturum. Öyle çok çok iyi becerim. Yani zamanında zaten direkt size geliyor otomatik olarak. Hekimlerin ayrı bir sigorta sistemi var devlet tarafından. Ona göre emekliliğiniz de oradan yürüyor. Vergileriniz zaten maaşınızdan kesiliyor. Yani çok mu anlattım? Çok doğru bir cevap oldu mu bilmiyorum. Yani olduğu kadar. Yani zaten süreniz de bayağı uzadı. Yani o kadar çok aslında uzun bir konu da artık arkadaşlar da araştırsınlar diğer konuları. Evet. Son olarak şunu sorayım. Hep güzel şeyleri söyledin. Herhangi bir olumsuz tarafı var mı? Yani gittin oraya hani aileyi özlemek dışında, ülkeyi özlemek dışında. Var mı olumsuz tarafları? Şöyle diyeyim, çok yüksek beklentiyle gelip de her şeyin tıkırında işlemesi gerektiğini, çünkü Avrupa ülkesi olduğunu düşünürlerse her yerde insan faktörü var, bürokrasisi de yavaş işliyor biliyor. O açıdan hayal kırıklığına uğrayabilirler, böyle bir şey var. Yani kötü demiyorum ama yani Türkiye ile karşılaştığında... Beklentinin aşağısında, öyle söyleyeyim. Öyle. İlk geldiğiniz zaman yetişkin olarak ve çalışma yaşamı için gelirseniz öğrencilikte gelme gibi olmuyor. Biraz daha ilk zamanlar arkadaşlık ya da sosyal çevre açısından yalnız kalabiliyorsunuz. Ya da işte bu yine böyle bu doğru beklentilerle gelmek lazım. Öyle bir şey diyebilirim. Bu, bir de ufak tefek günlük hayatla ilgili şeylerde de şunu diyeyim. Türkiye'de her şeyiniz çok basit işte. Halledersiniz. Diyelim ki marangozdu bilmem neydi işte eve bir şey alacaksınız. Ha, onu biliyorum. O çok ciddi bir sorun Avrupa'da. Ya da işte tamir daha çok. Yani burada insan emeği değerli olduğu için hizmet sektöründeki insanlar ucuz da yapmıyorlar bir şey, yapacakları şeyi. Bir de her şey böyle randevuyla ve uzun sürede işliyor. Bilmiyorum. Pratik ve ucuz, uygun halletmiyorsunuz Türkiye ile karşılaştırınca, böyle söyleyeyim. Yok, onu tahmin edebiliyorum. Yani ben de çok yaşadım yurt dışında farklı ülkelerde, kısa dönemlerde yaşadım ama o zaman bile yani en ufak bir saç kesimi bile, yani saç kesimin ve ne kadar fahiş fiyatlar olduğunu görünce yani anlıyorsunuz. Ya şeyi sormayı unuttum, özür diliyorum. Biraz sıradan çıkmış oldu ama vatandaşlık çok soruldu. Hani şu kadar çalıştıktan sonra vatandaş olabiliyor musunuz? Onu da kısaca alayım, sonra bitireyim. Yaklaşık bu verdiğiniz vergiye bağlı olarak hızlanabiliyor. Doktorların da verdikleri vergiler maaşlarıyla oranlı olarak tabii yüksek olduğu için yaklaşık bir 8 senenin sonunda kesin oluyor yani. Kesin 8 senenin sonunda ama daha erken olması vergilere bağlı. Hı-hı. Ben daha işin başında olduğum için o işleri ben kulaktan dolma olarak duydum. O şekilde ama yaklaşık bir böyle yani uzmanlığınızı aldığınız zaman herhalde vatandaşlık vaktinizde gelir yani. Anladım. Orada bir problem olmaz zaten. Hekim olarak gelmiş insanların burada hani sorun yaşayacağı şeyler değil o. Tahmin edebiliyorum. Yani ilk kez çok teşekkür ederim. Tekrar söylüyorum, şu yorgunlukla şu zamanı bize ayırdın ve çok keyifli bir sohbet oldu. Ben şimdi çok yorgun olursun, konuşamazsın diye düşünüyordum ama gerçekten su gibi aktı. Yani ben nasıl geçti zamanı anlayamadım. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir de önümüzdeki dönemlerde istersen farklı farklı videolarda yaparız duruma göre. Ben kapatıyorum. Var mı söyleyecek bir şeyin? Ben teşekkür ederim bana bu imkanı verdiğin için. Sağ ol. Ne mutlu bana. Evet arkadaşlar. Ben arkadaşlar adına sana çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, şu anda ilk kez daha yaptığımız o muhteşem konuşmanın sonuna geldik. İnşallah bu konuşma sizin için çok yararlı olacaktır. Yine merak ettiğiniz sorular olunca bana da ilk yazıda sorabilirsiniz diyorum onun adına ama kendisi eminim ki cevaplayacaktır. Bizimle kalmaya devam edin. Önümüzdeki haftalarda farklı ülkelerden bu tarz konuşmalara devam edeceğiz. Bilgileri vermeye devam edeceğiz. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. İyi günler.